Arabayı öne devredeceksin. Sayın Genel Başkanım Oktay Öztürk, Sayın İl Başkanım Aziz Aslan, Sayın Milletvekilim Kemalettin Yılmaz, Sayın MYK Üyemiz Mehmet Parsak, Sayın Merkez İlçe Başkanım Alper Yağcı, Sayın Kadın Kolları Başkanım Gönül Güngör, Sayın Belediye Başkan Adayım Fatih Çetinkaya, Sayın İl Genel Meclis Üyemiz Mehmet Karagöz, Sayın Ülke Ocakları İl Başkanı Fatih Erdem, Sayın İşçiler İl Başkanı Orhan Okur, İlçemizden gelen saygıdeğer ilçe başkanlarımız, saygıdeğer belediye başkanlarımız, saygıdeğer belediye başkan adaylarımız, yine beldelerden gelen başkan adaylarımız, belde başkan adaylarımız, yerli meclis üyemiz, il genel meclis üyemiz, değerli belediye meclis üyelerimiz, belediye meclis üyesi adaylarımız, değerli dava arkadaşlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, değerli katılımcılar, değerli Afyonkarahisarlılar. Afyonkarahisar Merkez İlçe Bürosu açılımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Açılış konuşmasını yapmak üzere MHP Merkez İlçe Başkanı Alper Yağcı konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Sallamayın artık. Abi sallanıyor. Çok kıymetli. Ben sallıyorum. Hadi geldik. Hangisine? Nasıl? Çok kıymetli Genel Başkan Yardımcım, değerli protokol mensupları, basın mensupları, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler ve çok değerli Afyonkarahisarlılar. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Afyonkarahisar'ı Milliyetçi Hareket Partisi'nin özlenen belediyecilik anlayışıyla buluşturmak üzere çıktığımız bu yolda bugün bir adım daha atarak sizlerle beraber seçim bürosunun açılışını yapmaktayız. Buradaki görünen coşku, buradaki var olan bu güzel birliktelik inşallah 1 Nisan'da doğacak güneşi şimdiden bize işaret etmektedir. On senedir Afyon'un geleceğine ipotek koyanlar, 10 senedir Ege'nin parlayan yıldızı yerine Ege'nin sönen yıldızı haline getirenler, bugün bir daha diyerek seçim propagandası yapıp sokaklarda geziyorlar. Buradaki bütün halk diyor ki, bir daha diyenlere karşı biz de hep beraber bir daha tövbe diyoruz. Afyon'un kötü giden talihine dur demek için biz yola çıktık. Başarmak için, güzel şeyler yapmak için. Onların yaptığı tek şey halkı sömürmek, kötü düzenle bir yönetim sergilemek. Bugün bu iktidar 6. icra dairesini protokol eşliğinde aşabiliyorsa buyursun Sayın Başkan, mesleğine dönüp avukatlık yapsın. Bu belediyeyi de kent birinci adayımıza bıraksın. Ben tekrar katılımınızdan dolayı şeref verdiniz, onurlandırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Allah 1 Nisan'da hep beraber muzaffer bir şekilde bu zaferi kutlamayı hepimize nasip etsin. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Konuşmasını yapmak üzere Merkez İl Başkanı Aziz Aslan'ı davet ediyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcım, değerli milletvekilim, MYK üyem, kıymetli ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım ve belediye başkan adaylarım, değerli basın mensupları, genç bozkurtlar, muhterem Afyonkarahisarlı hemşerilerim, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz.
kutsal olduğuna inandığımız bir yolda bu güzel mekanı hayırlara vesile olması dileğiyle açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Allah bu mekandaki alınacak kararları ve çalışmaları hayırlara vesile etsin. Buradan Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanı olarak söylemek istiyorum ki 30 Mart tarihi Allah'ın izni ve sizlerin desteğiyle hem Afyon'da hem ülkemizde Milliyetçi Hareket Partisi'nin zaferi olacaktır. Değerli hemşerilerim, bizim kimseyle işimiz, derdimiz yoktur. Tek derdimiz var, Afyonkarahisar'a hizmettir. Bu yüzden kimseye iftira atmayacağız, kimseyi karalamayacağız, kimseyi ötekileştirmeyeceğiz ve herkesten oy isteyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız, incitmeyeceğiz, kırmayacağız, sabredeceğiz. Allah'ın ipine sarılacağız ve hidayetin sadece ve sadece Allah'tan olduğunu unutmayacağız. Afyon'da yaşayan herkes bizim için potansiyel seçmenimizdir. Biz geçmişte hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun, hangi hayat görüşünü benimsemiş olursa olsun, ben yüce Türk milletinin bir mensubuyum. Ben bu toprakları vatan olarak kabul eden ecdadımın, ecdat Osmanlı'nın torunuyum. Ve ben dünyanın en güzel bayrağı olan, şehit kanıyla yazılmış olan güzelim ay yıldızlı bayrak benim bayrağımdır diyen her vatandaşımız bizim kardeşimizdir ve seçmenimizdir. Biz herkesin oyuna talibiz. Ayrımız gayrımız yoktur. Bugüne kadar Afyon'u yönetenlerin ve hiç o koltuktan gitmeyecekmiş gibi hava basanların havasını hep birlikte 30 Mart'ta sindireceğiz inşallah. Biliyorum ki bugüne kadar Ailecek Kalkınma Partisi'ne oy vermiş olan azıcık vicdanı olan Afyonlu hemşerilerimiz de son 45 gündür ülkede olan olaylardan rahatsızdırlar. Ve şunu da biliyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere diğer partilere oy vermeyi düşünen hemşerilerimin oylarının sadece ve sadece Ailecek Kalkınma Partisi'ne yarayacağını bildiklerini düşünmekteyiz. Çünkü değerli hemşerilerim, ülkede yaşananlar parti meselesini çoktan geçmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Sayın Fatih Çetinkaya Afyonkarahisar için bir şanstır. Afyonkarahisarlı hemşerilerimin bu şansı ve fırsatı iyi değerlendirip bunu fark edip bizi bağrına bastıklarını da her platformda, her gittiğimiz ziyarette görmekteyiz. Bir ay boyunca yılmadan, bıkmadan, usanmadan çalışacağız. Ümitsizliğe düşmeden hedefe kilitleneceğiz. 30 Mart'ta Afyon'un bu karayağız delikanlısına Afyonkarahisar Belediyesi'ni, Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı yetkisini vermeye
hep beraber var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Allah sizlerden razı olsun. Biz Afyonkarahisar'ı yönetmeye ekip olarak hazırız. Sizin de hazır olduğunuzu görüyoruz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Niyetimiz hayır. İnşallah akıbetimiz hayır olur diyorum. Başaracağız, başaracağız ve başaracağız diyorum. 30 Mart akşamına kadar hepinizden arzumuz, dileğimiz şudur ki asla ve asla bıkkınlığa düşmeyeceğiz. Asla ve asla yorulmayacağız. Bir tane oy nasıl alabiliriz? Onun hesabını hiç mi hiç aklımızdan çıkarmayacağız. Ve hem Afyon'un kurtuluşuna hem de ülkenin kurtuluşuna önemli bir katkı sağlamış olacağız. Bu düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. Allah bizleri mahcup etmesin. Milliyetçi Hareket Partisi'nin başarılı olması demek, Yüce Türk Milleti'nin başarılı olması demektir. Gelmiş olduğunuzdan dolayı, bizi şereflendirmiş olduğunuzdan dolayı hepinizden Allah razı olsun, sağ olun, var olun. Ne mutlu Türk'üm diyene.